Bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakatı var. Evet, sabıkan bahsi geçmiş, avucunda küçücük taşların zikir ve tesbih etmesi. Ve mâ rameyte iz rameyte sırrıyla aynı avucunda küçücük taş ve toprak düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. Ve enşakkal gamer nas ile aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi. Ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi ve aynı el yaralılara ve hastalara şifa olması. Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudret-i ilahi olduğunu gösterir. Güya ahbab içinde o elin avucu küçücük bir zikirhane-i sübhanedir ki içine küçücük taşlar dahi girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçücük bir cebhane-i rabbanidir ki içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılara ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i rahmanidir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celal ile kalktığı vakit kameri parçalayıp Kab-ı Kavseyn şeklini verir. Ve cemal ile döndüğü vakit Ab-ı Kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmünü alır. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar oluyorsa ve bu zatın Halık-ı Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o el ile biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı?